Herkese merhabalar. YouTube kanalım Gülümseten Marifetlere hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda bu iki şişle örmüş olduğum yeleğimin süslemek amacıyla kullandığım şu ayıcık figürünün nasıl yapıldığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yeleğimin videolu detaylı anlatımı kanalımda mevcut. Şimdi bunun için gerekli malzemelerim krem ve mavi renkli ip kullanacağım. Sizler daha farklı renklerde de kullanabilirsiniz. İplerin bebe yünü. Şöyle tığ olarak iplerime uygun bir tığ numarası tercih ettim. 0 numara 2,1 mm. Bu yapmış olduğumuz ayıcık figürün ise kullanacağımız yere dikmek için de bir adet iğneye ihtiyacımız olacak. Şimdi ben krem rengimle örmeye başlıyorum. Diğer rengimle ise gözlerini, burnunu, ağzını falan işlemek için kullanacağım. Şimdi krem rengimle öreceğim. 5 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu şöyle baştaki zincirime batarak bir yuvarlak haline getirdim. 3 zincirimi çektim. Tığıma ipimi dolayarak yuvarlağın içine batıyorum. İkili trabzan. Aynı yuvarlağın içine tekrar batıyorum. İkili trabzan. Böyle ikili trabzanlar yaparak bu yuvarlağımızın içini dolduralım. Zincirimi de baştaki ikili trabzan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 adet yapmış olduk. Bunu 12'ye tamamlayalım. 12 adet ikili trabzanımı yaptım. Şöyle baştaki trabzanın tepesine batarak ilmeği içinden geçirdim. Ve bu şekilde yuvarlağımı oluşturmuş oldum ve ilk sıramı tamamladım. 1, 2, 3 zincirle bir üst sıraya geçiyorum. Bu benim ilk trabzanım. Bu zincirimin dibine şöyle bir tane daha batacağım. Bakın böyle iki tane oldular. Bir sonraki trabzanın tepesine geçerek ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere tekrar batarak ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki trabzan tepesine geçiyorum. İkili trabzan. Aynı yere tekrar batarak bir ikili trabzan daha yapıyorum. Her bir trabzanın tepesine iki kez batarak bu şekilde ilerleyelim. Sırayı tamamlayalım. Yine sıra sonuna kadar geldim. Burada trabzanlarımı saydığımda iki katına çıkmış olacak. 12 trabzanım 24 tane ikili trabzana çıkmış oldu. Şimdi baştaki trabzana yine batarak ilmeği içinden geçirdim ve sıramı tamamladım. Şu an elimde 24 tane ikili trabzanım var. 3 zincirle bir üst sıraya çıktım. Bu benim ilk trabzanım ve bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum. İkili trabzan yaptım. Bu zincirimi tek yapmıştım. Yanındakine çift yapıyorum. Aynı trabzanın tepesine bir kez daha battım. Bir sonraki trabzanın tepesine geçiyorum. İkili trabzan. Burayı tek battım. Bir sonraki trabzanın tepesine geçiyorum. İki tane ikili trabzan. Burayı çift battım. Bir tek batalım. Bir sonrakini çift batalım. Böylece bir tek, bir çift batarak bu sıramızı da tamamlayalım. Evet, sıramın yine sonuna geldim. Elimde saydığımda toplamda 36 tane ikili trabzanım mevcut. Şimdi şöyle baştaki trabzanın tepesine yine batarak ilmeği içinden geçirdim ve artık böylece tamamlamış oldum motifimi. Şimdi kulak kısımlarını yapacağız. Bakın şöyle şu. Bunun için şöyle bir zincir çekelim. Sıradaki trabzanın tepesine sık iğne olarak batalım. Sonrasında tığıma ipimi doluyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine batarak ikili trabzan yaptım. Aynı yere tekrar battım. İkili trabzan. Böyle aynı trabzanın tepesine batarak böyle ikili trabzanlarla dolduralım. Bakın bu şekilde 4 tane yaptık. 5 6 ve 7.
7 tane ikili trabzan yaptık. Sonrasında sıradaki trabzanın tepesine sık iğne olarak batalım. Bakın şöyle. Ve şöyle arada 6-7 tane sık iğne olarak batalım. Böyle ilerleyelim. Bir sayalım. 1. Şöyle şurada bir atlama yapmışız. Bir tane tepeyi atlamadan geçmişiz. Onu tekrar batalım. Hem de şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Böyle 6 tane bakın geçtim. Bir tane daha batalım. 7 ve 8.ye tığıma ipimi dolayarak ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, aynı yere batıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane yine ikili trabzanı aynı trabzanın tepesine battıktan sonra bir sonraki trabzanın tepesine sık iğne olarak batalım. Bir sonrakine yine sık iğne olarak batalım ve 2 zincir çekerek ipimizi burada artık keselim. Bu şekilde motifimi tamamlamış oldum. Şimdi şöyle ipimizi arka taraflara gizleyelim. Şimdi iğneme mavi renkli ipimi geçireceğim. Evet, böyle ipimi geçirdim. Bu gözlerini göğüs kararı ayarlayacağım yerlerini. Bakın şöyle. Buradan battım. Şöyle ipimi çektim. Trabzanın bir sonraki kısmına battım. Şöyle. İpimi de buraya düğümlüyorum. Ben bu şekilde yaptım. Sizler böyle boncuk, siyah boncuktan da yapabilirsiniz. Ya da siyah ipten yapabilirsiniz. Bakın şöyle. Bir loop bir kat daha geçelim. Şöyle. Biraz kalın yaptık ve daha belirgin oldu. Sonrasında şöyle atlayarak geçelim ileriye doğru. Bakın arkadan ipimi yürüttüm. Yine bir sonraki gözümüzü de göz kararı. Bakın. Şöyle şuraya yapalım. 1, 2, 3, 4 trabzan var arada. Şöyle bir kat daha geçelim. Böyle gözleri tamamlamış olduk. Şimdi burun kısmını yapalım. Bunun için de şöyle şu ortaya denk gelen kısma battım bakın. Böyle bunlar güzel olmaz, hoşunuza gitmezse söküp tekrardan da yapabilirsiniz. Çünkü bazen böyle yamuk da gözükebiliyor. Böyle bakın tamamlamış oldum. Şimdi şöyle aşağılardan bir yerden çıkacağız. Bakın böyle burnunun buradan batalım. Şöyle yapmış oldum. Şu kısımdan batıyorum. Böyle ağız kısmını yapıyorum. Bunları böyle rastgele göz kararı batıyorum. Trabzan aralarını. Bakın bu şekilde. İkisini de ben yaptım ama ikisinde böyle farklı işlenmiş gözüküyor. Ya böyle farklılıklar olabiliyor. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi böyle yaptım. Bunların üstlerinden böyle birer kat daha da geçebilirsiniz. O size kalmış. Böyle daha kalın olur. Daha belirgin olur. Böyle. Bu şekilde şu burnu biraz sanki kötü durdu. Şöyle onu biraz uzun yapalım.
Şu an istediğim gibi oldu. Evet, daha düzgün göründü. Böyle dediğim gibi düzeltmeler yapabilirsiniz arada. Bakın bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi ipimi de arka tarafta şöyle bağlayalım. Yine iğnemize de krem rengi geçirerek kullanacağımız bu ayıcık figürünü istediğimiz yere dikebiliriz. Bu şekilde tamamlamış oldum. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve çeşitli örgülerinizi süslemede kullanırsınız. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Videolarımı faydalı buluyorsanız, beğeniyorsanız, işinize yarıyorsa lütfen kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayalım. Hoşça kalın.